Şu Fırat'ın suyu akar serindir, oy oy. Ölem ölem derd ölem akar serindir, oy 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 oy. Yarimi götürdü anam kanlı zalimdir, ölem ölem kanlı zalimdir, nasıl gülem mi? Yârimi götürdü anam kanlı zalimdir, ölem ölem kanlı zalimdir, nasıl gülem meye. Daha gün görmemiş taze gelindir, ay ay. Ölem ölem derd ölem taze gelindir. Söyletmeyin beni anam yaram derindir, ölem ölem yaram derindir, nasıl gülem meye. Söyletmeyin beni anam yaram derindir, ölem ölem yaram derindir, nasıl gülem meye. Kömürhan köprüsü Harput'a bakar, oy oy. Ölem ölem derd ölem Harput'a bakar, oy 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 oy. Kör olasın zalim Fırat ocaklar yıkar, ölem ölem ocaklar yıkar, nasıl gülem mi? Kör olasın zalim Fırat ocaklar yıkar, ölem ölem ocaklar yıkar, nasıl gülem meye. Ah paplarım gelmiş ağıtlar yakar, ey 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 ey. Ölem ölem derd ölem ağıtlar yakar. Söyletmeyin beni anam yaram derindir, ölem ölem yaram derindir, nasıl gülem meye. Söyletmeyin beni anam yaram derindir, ölem ölem yaram derindir, nasıl gülem meye. Teşekkürler. Programımızı böyle ağır bir türküyle açtık. Ama sanmayın ki programımıza böyle gidecek. Programımız birazdan hareketlenecek. Çünkü bu türkü gerçekten çok güzel bir türkü. Bunu ilk benim menajerim Sayın Mehmet Güçlü, radyoda bir kadın okumuş, radyo sanatçısı. TRT1'de tahmin ediyorum. Radyoda okuyunca dedi ya, bir türkü dinledim arkadaş dedi, böyle bir şey olmaz ya, böyle bir şey olmaz ya. Durduğum yerde ağladım dedi ya. Hangi türkü dedim, bu. Ben de bunu bir iki sefer böyle bir tesadüfen dinlemiştim. Hakikaten çok güzeldi. Bunu aldık kasetimize koyduk. İşte kasetten sonra başına gelen, türkünün başına gelenler. Artık her kanalda hemen hemen bu türkü okunuyor. Olsun, türkülerimiz okulsun. Çünkü türkülerimiz bizim ölmeyen ezgilerimiz, türkülerimiz. Bunlar yaşadıkça türkü unutulmayacaktır. Yani türkücü değiller yani. Gıcık alayım o kelimeden aslında. Halk müziği sanatçısı deseler çok hoşuma gidecek. Ama biz türkü diyoruz çünkü türkü bizim özümüz, onurumuz, gururumuz, böyle
Kafamızı dimdik yapıyoruz o türküleri dinlediğimiz zaman. Hiçbir zaman boynumuz eğik olmuyor. Çünkü türkülerimiz ölmüyor. Türkülerimiz ölse boynumuz böyle olacak ama boynumuzu her zaman böyle dikiyorlar. Sağlam ve emin adımlarla yürüyoruz türkülerimizin sayesinde. Evet. Şimdi şu anda bizleri izleyen, bizleri seyreden, televizyonların başında oturmuş bizleri izleyen insanlara sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Başta hanımefendiler olmak üzere. Sizler de şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Aslında konumuz kardeşliktir. Konumuz barıştır. Konumuz sevgidir. Konumuz insan sevgisidir. Hatta ve hatta hayvan deriz. Böyle bazen şey yaparız ama zaman zaman bazı insanlar var ki o insanları tanıdığım zaman bir atasözüdür bu. Köpeğimi daha çok seviyorum. O hayvan dediğimiz o it ondan çok daha saygılı, ondan çok daha sadık ve ondan çok daha duygusal, çok daha insancıl oluyor benim için. Diliyoruz ki o köpeğimi daha çok seviyorum o insanları tanıdıkça. Ben diyorum ki o insanları da öyle tanımayalım. O insanlar da artık o lafı kaldıralım mesela. O insanları demeyelim. Bütün insanlar yiğittir, merttir, haysiyetlidir, onurludur, şereflidir, gururludur. Namusu için, şerefi için, çoluğu çocuğu için gidip çalışan insanlara hiçbir zaman kötü gözle bakmayalım. Hiç kimseyi küçük görmeyelim çünkü herkes büyük. Babam derdi ki el elden üstündür arşa varana kadar. Kimse kimseden büyük değildir. Büyük Allah. Bunu söylüyoruz. Bunu söylerken şu anda bakıyorum da bu gece misafirimiz olan yani içeride arkadaydı. Biz ziyarete gelmişti sağ olsun. Baktım gelmiş çok mütevazi bir şekilde aramızda oturuyor. Sizlerin arasında oturuyor. Bu örnek kişi aldığımız büyüklerimizdir. Büyüklerimizden her zaman haz duymuşuzdur, keyif almışızdır. Nuri sesi güzeldir bu. Yalnız bunu ben söylüyorum ki kimseden büyük olmadığımı, herkesten engin olduğumu, hiç kimseyi hakir görmediğimi burada bir kez daha. Yani derler ki yazılan çizilen değil. Ağzından duyuyorsan, kulağınla işitiyorsan, gözünle görüyorsan ona inan. Ben de şimdi söylüyorum. Siz gözlerinizle görüyorsunuz. Kulaklarınızla da duyuyorsunuz. Ben hiçbir zaman öyle bir insan olmadım. Olmayı da yiyelemedim. Çünkü büyüklerimden, Nuri Sesi Güzeller'den, Seyfettin Sucular'dan, Mıkım Tahirler'den, Kel Hamzalar'dan, Diyarbakırlı Celal'lardan bunları öğrendik. Terbiye edep öğrendik. Diliyoruz bizden sonrakiler de eğer bizim öğrendiklerimizi bizden biraz daha öğrenirlerse o bizim için ne mutlu, şereftir. Nuri abimizi alkışlıyoruz. Evet, şimdi programımıza geçiyoruz ve karanfili çağırıyoruz. Bakalım ne oluyor? Karı! Kız! Karı! Gene ortada yok. Senin sistemlerimi bozuyor. Bağırmaktan sesim kısıldı. Urfa'da bağırıyorum, burada bağırıyorum. Karanfil! Kız! Pişt! Selvi boya bak. Bodur tavuk. Selvi boy. Bence bodur tavuk. Evet sayın izleyenlerimiz gördüğünüz üzere daha ilk dakikada rakip takım kontra ataklarla misafir takımın canını bezdirmeye başladı. Hatta diyebiliriz ki dakika bir, gol bir. Ağlayabilirim sayın seyirciler. Ağlayabilirim, ağlayabilirim. Kız, senin numaracı. Havan batsın. Sırf alkış arasında böyle numaralar yapıyorsun. Senin ne alakası var? Burası stadyum mu? Futbolcu takımı mı? Gol bir, dakika bir bilmem ne. Havan batsın senin. Senin de uzun havan batsın. Benim uzun havama sen kurban ol. Bak ayağını denk al. Benden duymuş olma ama ATV yöneticileri bu programı bana teklif ettiler. Söyleyeyim dedim. Anlamadım. Bir daha anlatır mısın ATV TV'cileri? Yöneticileri kim? ATV yöneticileri bu program bana teklif ettiler. Ne için? Ben sunacakmışım. Sen de misafirleri götürüp getireceksin. Götürüp getireceksin. Takas yapacağız senden. Tabii. Vay be. O da göre ayağını denk al yani. Allah Allah. Tabii. Bunu kim söylüyor? ATV'ciler mi söylüyor? ATV'ciler söylüyor. Ben dedim ki yapmayın etmeyin bunca yıllık türkücüdür. Kara kuru inşaattan düşmüş. Yani belirli bir kariyeri var ne de olsa etmeyin, eylemeyin be israfı beklerim. Ne olur yapmayın dedim. Vay sağ ol beni savundun ha. Tabii savundum kıyak geçtim sana. Sonra da işime el koymaya kalktın. Bak sana kim teklif eder be? Sana kim teklif eder be? Hadi hadi sallama. İspat edeyim istersin. Nasıl ispat ediyorsun? Cep telefonu bile mi aldım al. Şimdi ararım görürsün.
Onlar mı sana aldılar? Sik karışma bir dakika. Ararım vallahi. Ararım şimdi gelirler canlı yayında. Gelirler şu yazıyı çıkarırlar. Kara fiş show yazarlar. Yazamazlar mı? Tamam kızım şimdi bırak arama kız. Çalmıyor musun? Alo? ATV yöneticilerinden birini bağlar mısınız bana? Bey Karanfil. Sallıyor ya. Karanfil, Karanfil. Bağlıyorlar. Hiç karışma. Alo merhabalar. Şey geçen gün görüştüydük Ali. Hatırladınız Karanfil Bey. İbo Show'u teklif ettiniz bana. Karanfil şu... İbo Show'u, İbo Show'u. İbo Show'u. Ha, o benim işte. Sahme konuşuyorsun kız. Pişt, pişt. Alo. Gerçekten mi? Sahiden mi? Ne zaman? Almıyorlar. Demek yarın başlıyorum. İyi iyi. Ben söylerim İbo'ya söylerim. Telefonu suratına kapalı gürgüsüz kaba herif. Bir de yere attın onu. At bana. Ya buraya kız. Gözün doysa, seni gözün de doymaz. Ya bari en azından bir gün ben seni çağırayım. Yani en sen hiçbir şeydin ortalıkta tatlı ses radyoda sürünüyordun. Sen aldın buraya getirdim adam oldun ha. Şimdi de işime el koyuyorsun. Al kız sen bu telefonu. Ya bir gün her gün çığlık çığlığa beni şuracıktan çağırıyorsun. Karanfil, Karanfil ne var? Ne var? Ne demek ne var? Ne bağırıyorsun? Şöyle sakin ol birazcık Karanfilciğim. Bak program başlıyor. Gel beraber girelim içeri. Böyle yaklaşsana birazcık ya. Olmaz. Benim prensiplerime yakışmaz ben. Bir gün de ben çağırayım seni. Ben kibar olamam anam. Bir gün ben çağırayım. Ben seni alan değilim. Terbiyeli konuş. Bir gün ben çağırayım seni. Nasıl çağıracağım beni? Hı? Şu provayı bir yapalım bakalım. Çağır bakayım beni. Bak çağırır be. Çağır bakayım. Çağırıyorum be. E çağırlı. Hadi. İbo! Kıskırım! Gel! Diyelerini üşüttü vah vah yazık. Yazık diyelerini üşüttüysen. ATV yöneticileri bu eceliyle gidecek. Üstüne var mı yayın daha fazla? Ya böyle şarkı söyleyip böğürüyorsun. Sonra aslı oluyorsun etme eyleme. Bak Cumhurbaşkanımız Demirel bile bu tip sorunlar olmayan bir insan. Yok oğlum böyle sorunları. Nasıl yani o şarkı mı söylüyor? Söylüyor yani senede bir defa. Bir şarkısı sev. Adamın repertuarı geniş. Ömür boyu sürecek. Senede bir defa. Senede bir defa bunu söylüyor. Ben her dakika söylüyorum. Sen 23 saat söylüyorsun. 23 saat türkü çığırıyorsun. Sonra bak haline çökmüşsün. Adeta çökertme türküsü senin için yazılmış. Ne türküsü? Çökertme. O nasıl oluyor? Çökertmeden çıktım da halilim. Aman başım selamet. Dam dam bam bam. Çökertmeden çıktım da halilim. Aman başım selamet. Teste yalısına varmadan halilim aman koptu kıyamet. Kes 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 kes. Şimdi kıyamet tam kazığından kopacak. Hakikaten ya niye öyle hemen havaya giriyorsunuz? Allah Allah. Bak gelsene buraya kızım. Gelip. Bak şimdi sen beni dinle sen akıllı bir kızsın. Sen bırak şimdi İbo Show'u İbo Show'u sen sürmeye devam et. Sen ne işin var gelip burada İbo Show'u? Yok efendim Karanfil Show. Heh. Olmaz. Sen kafanı yorma. Sen şimdi git konukları çağır usul usul. Tamam mı akıllı akıllı. Bak. Ben seni çok severim. Bayılıyorum ben... sana. Tamam mı? Niye bayılıyorum? Söyle bakayım. Şimdi gidip kodukları çağıracağım o yüzden. Evet, çok bayılıyorum sana. Zaman zaman bayılacağım zaman kola ne bulunduruyorum? Kola ayılıyorum tekrar. Gel buraya. Benim işime göz koyuyorsun. Alçak. Bak. İtip kalkmayınız. Gemek. İtip kalkmayınız. Kart yiyeceksiniz. Kırmızı. Niye siz hakem misiniz? İki program üst üste kart yersen... Üçüncü hafta programı ben götürürüm ona göre. Şimdi efendim. Sazı bunun eline verirsek bu çok çalar. Uzun hava çalar, bağlama çalar, türkü çalar, her şey çalar. Onun için sazı elinden alayım. Şimdi konuklarımızı çağırıyoruz. Tamam mı canım? Bak provamı yapıyorum. Ben çağıracağım ya. Ha. Arif Susam. Gel biri var.
Cezanı verecek. Sen niye soruyorsun? Ben de söylemek isterim. Peki. Seher Diloban dedi ve Mustafa Uğur. Nereye oturuyorsun Arif? Aynadır abi yoksa? Yoruldum arkada beklemekten geldim oturdum. Şöyle ortaya girme bir siyah, bir yeşil, bir siyah, bir yeşil. Bir yeşil, bir siyah. Hakikaten karalar giydik vallahi, kara bağlayacağız. Efendim bu delikanlılara teşekkür ediyorum ve hanımefendiye teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel ezgilerimiz olacak, türkülerimiz olacak. Bak aramızda hocamız da var. Nuri Sesi Güzel de bizi dinliyor. Ona göre ha programı yapın, ben rezil etmeyin. Evet. Merak etmeyin hocam. Şey ettireceğiz bunları. Şimdi sıra kimde olsun? Kim söylesin? Herkes birbirine bakıyor. Birbirine bakıyor. İnne minne kiraz. Şemsi katte bittaze. Tüm tıs tüm belek. Fıs. Ha ben başlayayım abi. Evet güzel kızımızı buraya alıyoruz. Gel. Böyle geç. Harim sen de böyle geç. Senin de yerin orası. Mıçı. Ben şarkı söylemiyor muyum abi şimdi? Evet şimdi şarkı tamam. Söylüyorsun. Mustafa Uğur bildiğiniz gibi ya onları sonra konuşacağız. Çok güzel bir türküsü vardı. Onunla tanıdık onu. Neydi o türkü? Ölmem mi? Beni taşlara vurun. Şimdi bu Fırat da ikisini dinlediğim zaman yani öyküsü olan o ölmemi de onun da öyküsü vardı gerçekten. Olmuş bir olayı canlandırmıştı. Bu Fırat'ın da öyle. Çok güzel bir türkü. İlk ondan tanıdık, sevdik ve bağrımıza bastık. Şimdi o güzel türküyle mi? Şimdi onu sonra en sona söyleyelim abi istersen. Öyle mi? Şey yapalım. Şimdi rahmetli Seyfettin Sucu'nun Yaramsızlar Ağrır Başım. Urfalı efendim sana o da güzel abimiz. Bir türkümüz yani. Yaramsızlar ağrır başım. Yastığı damlar gözyaşım. Evet şimdi bu güzel kardeşimizi dinliyorlar. Uğur diyoruz. Thank you.
Teşekkürler. Gel Mıçe gel. Şimdi Mustafa Sandal'a Mıçe dedim, Musti dediler. Musti ne lan? Bana bildiğim Mustafa'ya Mıçe denir. He? Evet. Niye? Kahtalı Mıçe yok mu? Ya kahtalı Mıçe. Mustafa. Evet abi. Yani sana da normalde Mustafa mı değiller yoksa öyle bir lakap var mı? Bana Mustafa diyorlar abi yani. Mustafa. Ben, ama bizim orada Antep'te işte Urfa'da Mıçe dediler abi. Orada Musti yok ama Mıçe var abi. Sen nerelisin Mustafa esas? Ben Antep abi. Gaziantep, Barak. Oğuz Eylül'ün Barak. Oğuz Eylül. Evet abi. Biliyorsun abi, her programda söylüyorsun, meşhur Barak havaları var bizim, evet, biliyorsun. Evet, evet, evet. Şimdi Barak. Efendim, Antep'te, Gaziantep'te gerçekten Barak havaları çok meşhurdur. Yalnız Antep diyeceksin. Evet. Antepliyim ha. Gözümün aynı yedim ama Antepliyim. Geldi Antep baklavası geliyorum Antep. Baklava geldi, gel. Reklamlar. Hiç uzatmadan bir reklam diriltirip gireceğim. Biriktirip mi? Diriltirip. Trip trip? Dip dirip dip. Bip. Diriltirip. Bip. O hani bip yapıyor şey. Ha. Kim söylesin? Ay ikisi de yeşil giymiş. İkisi siyah giymiş. Oş. Çok hoş. Oş gibi geldi bana da. Bir ara. Neyse ki. Hoş. Aslında hoş dedi. Ben T özürlüyümdür. T'leri söyleyemem. Buyurun hanımefendi. Yani T olsaydı ne olacaktı? Hoş da olacaktı. Hadi. Söyleyeyim istersen. Reklam. Reklam mı diyeyim? Peki efendim. Reklamlar o zaman. Öyle çok kibar olmaz ama. Reklamlar. Seher. Efendim. Seher Yeli. Ne güzeldi değil mi o türkü? Sözleri ben yazdım, başkasını yazdılar. Allah cezanızı versin. Vallahi başkasını yazdım. Düzenleme dedik İbrahim Tatlıses. Düzenleme ne demek? Şimdi Nur abiye soralım. Nur abi, ben... Mustafa Beyaz Kuş yazmıştı. Bir gün ben stüdyoda okuyorum parçayı, kasete hazırlandık. İbrahim Bey geldi, dedi ki yok vallahi benim içimden buna söz yazmak geldi. Dedim, işte İbrahim Bey, yani Mustafa Beyaz Kuş yazdı bunu. Tamam dedik yani başımızın üstü. Ben dedim, oruç günüydü hatta. Abi. Gitti hemen orucunu açtı. Bir saat içinde baktım karalamış gelmiş kağıtlar. Dedi bak bunu oku. Seher yeni sözlerin? Seher, seher yeli, seher yeli, esteli deli, götür selamımı yara, ver seher yeli. Baştaki sözler nasıldı? Seher yeli sana bir çift sözüm var. Şiir, bir dakika laf edin kesin. Hiç biz şarkıcılar... Sözleri şiir gibi okuyamaz. Şiir, evet, o bende de var. Aynısı. İki sefer diyorum ki söz nasıl, o gene şarkıyla beraber söylüyor. Söz olarak söyle bakayım. Vallahi söylüyor ben söz olarak. O bende de var. Yani şiir... Seher Yeli sana bir çift sözüm var. Anlat ona. Böyle söyleyemiyorum. Vallahi söyleyemiyorum. Ama eskisiyle beraber söylüyorum. Şimdi Seher Dilovan bir kaset çıkartıyor. Zannederim biraz eski türküler var, öyle mi? Biraz değil, hepsi eski türküler. Hatta Nur abinin bir zamanlar flaş ettiği bir türkü de var. Ne? Karakaş gözlerin elmas. Allah Allah, bu güzellik sende kalmaz. Evet. Yani işte. Öyle güzelliğine güverip de bize fiyaka yapma burada. Gel bakayım. Gel bakayım. Seher Yeli. Şimdi... Son kaseti daha çıkmadı. Ne zaman giriyorsunuz? İnşallah. 17 Mart'ta okumalara başlayacağım. Yani o zamana kadar çıkar mı Nisan'da? Tabii tabii. Mart sonunda çıkar. Peki ne söyleyeceksin şimdi? İlk nostaljin ne? İlk nostaljimiz gurbette ömrüm geçecek. Bir daracık yerimde yok diyeceğiz. Allah Allah. Allah Allah. Buyurun bakalım. Çepik. Şanımda yok, özendim dermiş ol.
Hicaz türküler her zaman yakar adamı, Hicaz türküler. Bu da zamanda kim bilir ki, bak ablan hemen gözü sulandı vallahi. Yakar bu adamı, yakar Hicaz. Hicazları severim. Şimdi burada bir not var, diyor ki Dilovan, Seher Dilovan kendi plak şirketini kurdu. Yani öyle bir firma mı kurdun? Niye anam, bizim şirketimiz vardı yani, sana da söylemiştik 50 kere. Şimdi Dilovan müzik yapımı kurduk. Bence aslında her sanatçının kendi şirketini kurması gerekiyor yavaş yavaş. Ama bu arada tabii dağıtım yapmak, promosyon yapmak o ayrı bir yetenek, ayrı bir olay. Ayrı. Dolayısıyla bir sevgili Ömer Rıza Çam'ın başında bulunduğu Plaza Müzik'le ortaklaşa yapıyoruz bu kaseti. Sadece ben yapımcı olarak varım ama dağıtım ve promosyon yani para senden, ait. Okumak senden, kazanmak başkasından. Böyle bir şey yok, var mı? Yok, hayır canım, ben de kazanıyorum. Olur mu? İnşallah. İnşallah bu kadar kazanırsa bu kadar da bize ver. Canım sağ olsun tabii. Evet, alkışlıyoruz Seher efendim. Şimdi Arif Susam. Yani sorarsan bu Susam nereden geldi bu soy isim? Şimdi benim anam Susam tarlasında doğurmuş. Onun için Susam kalmış soyadım. Yani Susam tarlasında doğurunca annenin daha önceki soy ismi neydi? Susamdı yine. Susamdı yine. Aile boyu Susam. Peki Susam niye? Susam. Şimdi sen bana çatıyorsun. İçeride bir şey söyledin. Ben Susam'ı sevmem dedin. Niye dedim. Önceden çok severdim dedin. Midemde ülser çıktı. Ondan sonra öğrendim ki işte Susam zararlı. Soralım kardeşim, şimdi midesi Susam, rahatsız olana Susam iyi. Nur abi. Nur abi çok özür dilerim. Sen acıları ye ye ye, lahmacunları, çiğ köfteleri, mideyi ülser yap. Ondan sonra hiç akla mantığa sığar mı? Ondan sonra efendim Susam bana dokundu da işte onun için ben Susam'ı sevmiyorum. Ya baba, millet seviyor, sen sevmiyorsun. Acılarla mideyi sen allak bullak etmişsin. Susam'ın ne günahı var burada? Arif. Yavrum sinirlenme, ben bir süredir bin işittim. Lan Susam'ı severim. Bayılırım Susam evladım. Ölürüm Susam'a. Yok, içeriden anlattığına Susam ama. Bizim canımız. Şimdi fakirlik tabii herkesin başı. Yine biz fakiriz yani, yine içimiz fakir. Yani dişimiz neler yani, bu tazı bizim aynı tazı ama çulu değişmiş. Yani bizim de çulumuz değişmiş. Biz yine aynı İbo'yuz. Bizim için değişen bir şey yok. Fakirlik herkesin başından geçmiştir. Şu anda fakirliği yaşayanlar da vardır. Sana da sorsam senin de vardır, senin de vardır, senin tabii de vardır. Var. Yani hepimiz anamızın karnından trilyoner doğmadık. Trilyoner mi? Artık milyarlar bitti.
milyara, trilyonera mı çıktık? Tabii. Daha bir trilyonum yok, Allah kahretsin. İnşallah. Şimdi bizde sabahları babam beni gönderir de ekmek yapmaya fırında. Ekmek yapıp eve getiririm, tırnaklı ekmek. Yani şimdi lavaş dediğimiz var ya, onun bir tırnaklısı var, bir de düzü var. Şimdi sabahleyin giderdim, beklerdim işte ekmek, iki tane, üç tane ekmek yapacağım. Kürek de üç tane ekmek alır, o fırındaki kürekler. Şimdi zenginler susam koyarlar, zengin aileler. He, susam dökerler, getirirler susamı, susam dökerler ekmeğin üstüne. Evet. O mesela iki tane ekmek susam yaptırıyor, üçüncü, kürekte üçüncü ekmek var ya, o susamı dökerken iki üç habbe de o öbür ekmeğin üstüne damlardı. Böyle düşerdi. Ben de dedim ki, amme bir onu vereyim sen, bir o ekmeği ver. Susam ya yavrum, param yok gibi deyim, al susam koy. Susam susam geldi, zenginlik alameti işte, zengin olunca insan bok oluyor. Vallahi maada bir yandan çalışmıyor, şey bir yandan çalışmıyor, makineler arıza yapmaya başlıyor. Benim midem de ülser oldu yani, ülsere doğru gitti, ameliyat olmadık ama. Doktor dedi ki, sakın ha susam susam yemeyeceksin. Niye? Pişmemiş meyve yemeyeceksin. Bilmem çiğ meyve, bilmem ne yapacaksın, her şeyi yasakladı. Onun için susamdan gıcık alıyorum. O zaman çok sevdim. Şimdi ya. Fakirken sevdim, zengin oldum sevmiyorum. Alacak imkanım yok da sevmiyorum. Ya Rabbim, Resulallah. Şimdi senin başından... Böyle bir anın var mı böyle? Anı derken şimdi 16 yıldır sahnede çektiğimi ben, senden çektiğimi sanatçı olarak hiçbir şeyden çekmedim. Oo. Burada geldim, yine burada çekiyorum. Niye kardeşim? Niye kardeş? Sen şimdi kaç senedir çalışıyorsun? 14 yıldır aynı yerde çalışıyorum, Boğaz'da Köşen Restoran'da. Köşem? Köşem. Hep görüyorum orada. Ramazan ayı hariç, senenin 11 ayı program yapıyoruz. Kardeşim sahneye istek geliyor. 30 istekten 20 tanesi İbrahim Tatlıses. Her gün bıktım artık. En sonunda söylüyorum bunu. Ya başka sanatçı yok mu kardeşim? Bir de dikme yanlış şarkılar istiyorlar. 4 tane şarkı okudum, ses gidiyor tabii. Ben alışmışım dans müziğine orada. Hareketli parçalara. Bir geliyor bir meyanlı parça. Belki de dilimden bu şarkı düşmez. Hadi çık. Ertesi gün ondan sonra içki yumurtayı. İğneyi ol ki sesin üzere. İşe gidesin. Ama işin esprisi. Şimdi gerçekten bazen düşünüyorum, İbrahim Tatlıses bir gün gelir bu sahneyi bırakırsa acaba yerini nasıl dolduracaklar? Bunu hep düşünürüm. İnşallah bırakacak. Allah canım. Türk milletinin başından seni eksik etmesin. Amin. Amin. Türk milletinin de bizim başımızdan. Bak görüyorsun değil mi? Böyle. O zaman da neyi unutuyordun, şimdi yazıyorum buraya neyi. Arif kardeşime teşekkür vallahi ederim. Gerçekten. İnşallah Türk milletini, Türk milletinin insan sevgisini, Türk milletinin o sevgisini başımızdan eksik etmez. Muhakkak. Çünkü onlar olmazsa biz tek başımıza bir dağda kuru ağır bir kuru tabii ağır önce düşün. Tabii Türk milletimiz, bizi bir yere getiren halkımız. Allah var etsin. Tekrar şimdi, söylüyorum. Şimdi Arif bize ne söylersin? Ben yeni kasetimden klip çektim bu şarkıya. Geçmiyor geceler olmayınca yanımda. Klip doğru, yayınlandı mı? Klip yayınlandı mı? Benden uğraşamazsın burada. Neyse. Gel. Gel. Senden şeyi soracağım sonra. Bu hani... Aa Mehmet Efendi hoş geldiniz. Biliyorum. Bu ilk kimin şeyi? İlk buluş? Şimdi o Mehmet Efendi hoş geldiniz. Abartma işi. Abartma, şöyle bir şey yok. Peki şarkıdan sonra. Peki şarkıdan sonra. Peki tamam. Aa Hayri Bey size hoş geldiniz. Aa eşi de buradaymış. Evet. Alışkın değilim sensiz kalmaya, alışkın değilim bu ayrılığa. Sesin yok, kokun.
telefon yok, sıcaklığın yok, bildiğim tadın yok dudaklarımda. Alışkın değilim sensiz kalmaya, alışkın değilim bu ayrılığa. Sesin yok, kokun yok, sıcaklığın yok, bildiğim tadın yok dudaklarımda. Geçmiyor geceler olmayınca yanımda, doğmuyor güneşim penceremden odama. Üstelik sarhoşum kadehim son yudumda. Geçmiyor geceler sen olmayınca, geçmiyor geceler olmayınca yanımda. Doğmuyor güneşim penceremden odama. Üstelik sarhoşum kadehim son yudumda. Geçmiyor geceler sen olmayınca. Hasretle bekledim, yollara baktım, ümit kapısını açık bıraktım. Tükenmek bilmedi sabrım inancım, dönmelisin artık sana muhtacım. Hasretle bekledim, yollara baktım, gönül kapısını açık bıraktım. Tükenmek bilmedi sabrım inancım, dönmelisin artık sana muhtacım. Geçmiyor geceler olmayınca yanımda. Son yudumda. Geçmiyor geceler sen olmayınca, geçmiyor geceler olmayınca yanımda. Doğmuyor güneşim penceremden odama. Üstelik sarhoşum kadehim son yudumda. Geçmiyor geceler sen olmayınca, geçmiyor geceler olmayınca yanımda. Doğmuyor güneşim penceremden odama. Üstelik sarhoşum kadehim son yudumda. Yoruldun ha. Vallahi yoruldum. Yalnız radyo tatlı sesle bunu çalarken yorulmuyorlar. He, ben bunu nereden dinledim bu şarkıyı şimdi? Sözleri sorunca işte pencere mencere meselesi böyle falan filan. İyi iyi, beğendim bu şarkıyı. Ben sesimi çıkartmıyorum. Biraz da ondan al uğraş. Benden yeter uğraştı. Suyumu içe. Şimdi. Ne oldu çocuğum?
Alo. Kim geldi ya? Bu tarafta. O ne? Burada, burada. Ha canım. Buyurun. Yüksüz kaldı bir şeydi. Reklamlar. Böyle kabul etmiyorlar biliyorsun. Dalga geldi. Bir sefer de sen söylesene reklamlar diye. Herkesi bana sürekli diyorsun. Bunları doğru bir kez de sen söyle. Ben bir söylersem yer yerinden oynar. Altı şiddetinde hafif bir sarsıntı olur. Onun için ben söylemeyeyim. Arif kardeşten söyle. Şimdi reklamlar. O ne la? Reklamlar. Abi Elazığ. Allah. O kibarlığı. Ya at üstünden kardeşim. Kalk koş. Kalk koş reklamlar. Evet reklamlar bitti. Şimdi biraz da efendim biz eğlenelim. Biliyorsunuz Türk örf ve adetlerinde rakkase vardır. Yok mudur efendim? Osmanlı'dan bu yana rakkase vardır ve dans ederler. Biz de tamaşa edelim onları efendim. Şimdi onları mı? Kaç taneler? Bir taneler. Onu tamaşa edelim bakalım. Nergiz bize ne şey ettirecek, böyle döktürecek mi bakayım? Nergiz o. Hadi bakayım. Oy Nergiz o, Nergiz o, bana batırsınlar inayı sana çuvaldız o. Nereden buldun? Ya Nuri abi sen demiyor musun icatçı ol? Ben de icat yapıyorum işte. Nergiz o, Nergiz o. Sana çuvaldız o. Tabii, inayı kendine çuvaldızı başkasına derler. Ben şimdi inayı kendime cızlıyorum, çuvaldızı sana cızlıyorum. Teşekkür ederim. Cızlıyor mu? Sağ ol. Acıyor mu? Acımıyor. Nere tam olarak neresi acıdı efendim? Tam olarak neresiydi? Neydi? Tam olarak nereye elledi? Utandım ben cevap veremeyeceğim bu sorunuzu, özür dilerim. Hayır, Reha Muhtar soruyor ya. Tam olarak neresiydi efendim? Tam olarak neresiydi? Ya bayılıyorum Reha Muhtar'a ya, bayılıyorum. Böyle tam muhtarıyım anne hanım. İşinin hakikaten işinin muhtarı. Sana ne kardeşim neresinden lan? O diyor ki işte tam burasıydı diyor. Tam olarak neresiydi efendim? Orayı da inle batıracak ya. Evet kızımıza teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Çok sağ ol. Evet şimdi Seher Hanım. Efendim. Efendim Seher'in biliyorsunuz bir önceki programda yine böyle bir ne harfi yüzünden kavga etmiştik. Estağfurullah. Seher Dilova diyebiliriz hepimiz değil mi? Ya da dil ovası. Bu dil ovası var ya tam İstanbul'a girerken. Ha? Demek ki İngiliz'in kafasına o mu takılıyor nedir? Yani dil ova. One, dil ova. Uzuyor gibi geliyor onlara da dil ova. Biliyorsun dil ovan olması gerekiyor mananın evet. Tamlanması şimdi için. Şimdi buraya kocaman bir ne yapmış ben dedim ki bu nedir? Bak unutmasın. Ben dil ova yazmışlar bizim kızlar. Dedi ki bu da var. Bu ne harfini yapmış mı? Diyor ki bu da var. Bu da. Mustafa sana yetmiş. Evet. Ha?
isimlere taktı, sıra sende dur. Evet, Uğur getirecek. Mustafa'nınki Uğurlu. Uğurlugil ailesinden. Böyle bir şey var, dizi biliyor musun? Evet. Mustafa, sen ne kadar futbol oynadın abi? Gaziantepspor'da birinci ligde oynadım. Tabii ondan sonra Denizlispor'da oynadım ikinci ligde. Kahramanmaraşspor'da oynadım. En son sizin sayenizde abi kaçtım İstanbul'da un kapanı takımına yerleştim. Hayır, bu hep anlatıyor diyor ki abi senin yüzünden diyor ben şarkıcı oldum. Ne alakası var, ne güzel futbol oynuyordum. Vallahi abi futbol oynuyordum tamam ama bak bunu hep şey yapmıştım yani hiçbir yerde anlatmadım bugüne kadar. Hep bugünü bekliyordum anlatmak için. Çünkü kimse inanmayacaktı. Özellikle sizin programı bir iki sana anlattım yani İbrahim abi. Bizim bir Muşlu arkadaşım vardı, takım arkadaşım Samado. Samet derik Samado ben diyorum ona. Hep hayalimiz ikimizin hayali. Onun beni sanatçı görmesi. Abi inşallah şu anda Samet kardeşim bizi diyordur. İşte Samet, Samado kardeşim görüyorsun hayallerimiz gerçek oldu. İnşallah bundan sonra da en iyisi çekildi. Dediğin gibi abi. Bravo. Bravo. Senin bir tarafına şey yaparım vallahi. Bak sinirlerim bozuldu, gözlerim doldu ha. Ne sonunda ağladın ya. Oh. Şeylere, oh Allah'ıma şükürler olsun. Ne sonunda ağladın ya. İşte bu anı bekliyordum deminden beri. Ay Allah, ya Allah. Seni öpeyim Mustafa. Oh. Oh. Vallahi benden uğraşmak mıdır? Ha. Şimdi bir de suyu içer. Vallahi kalkardım. Aynı odada kalıyoruz. Deniz Spor'da oynuyorduk. Diyordu işte arabam var satacağım gideceğim un kapanında kaset yapacağım. Yani böyle yatırım yapacağız Samet'le beraber. Ama sonra kısmet işte, rüyam dediğim abi böyle yatıyorum her gün. Bir de Samet'le aynı şeyle karşı. Sabaha karşı rüya görürüm. Bir bakarım İbrahim abi rüyamda. Yani bunu devamlı bir defa değil. İnanırım sizin bir sene boyunca gördüm bunu rüyayı. Yani. Bir sene şey, boyunca İbrahim abi zorla mikrofon elinde bana şarkıcı ol. Zorla böyle her gün. Rüyalar her gün bunu her gün görüyordum yani. Beni dalatacaksın yüreğe bağlayacaklar. Gerçekten vallahi ben de dayanamadım en son dedim bir vallahi şansımı deneyeyim. Bir senede beni böyle herkes ailesine kabul etti. İnşallah bundan sonra da i̇nşallah, uzun yıllar inşallah. Sizler de örnek alarak dediğin gibi i̇nşallah. Programın başına söyledim Mıkkın Tahirleri, rahmetli Seyfettin Sucuları sen onları örnek aldın. Biz de inşallah senin gibi böyle uzun yıllar ayakta kalabilirsek ne mutlu bize. Estağfurullah. İnşallah kalırsın. Tüylerim diken diken oldu. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Vallahi ben de oldum. Vallahi tüylerim diken. Ben burada nasıl programa gideceğim onu? Vallahi yok abi yani abartma falan abartma değil İbrahim abi. He vallahi gözüm doldu. Az önce sen o provada yaptığın şeyi yapacaksın. Neydi o? Tekerleme. Ne? Yap bakayım. Aman gözün aynı gibi İbrahim abi. Abana'dan Adana'ya abartı abartı apar topar ahlat dağdalı avuntıcı Ahmak Ahmet'in avandanlıklarına paramlardan Acar Abdullah ile aptal aptal akşam vay, akşam vay, bize geldi. Vay, al vay. Bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür takatukacı takatukalar takatukalamam derse takatukacıdan takatukalar takatukalatmadan al getir. Iğdır'ın ığıl ığıl akan ılımar ırmağının kıyıları kım tıklı mılığın kaplıdır. Ok meydanlarına oz yerine otostop yap. Oltuda olta at volta al. Orhan Gazi'de Orhan Eli Orhan'a orostopolluk öğret. Sonra da Osmancık Osman'a otoydu totoydu fotoydu saydı. Bir tarlaya kemekin etmişler. İki kürk yırtık kel kör kirpi dadarmış. Biri kürk yırtık erkek kel kör kirpi. Yeter. Öteki... Allah aşkına yeter. Vallahi bitmez dedim. Söyledim ne yapayım. Ben bitmedim mi? Vallahi bitmez abi. Allah aşkına. İstediğin bir tane böyle ufak bir şey söyleyeyim. Arif abi yapsın abi aynısı. Yok yok. Ezberi kuvvetlidir. bir dakika. Yok yok bir dakika. Arif ezberle. Ezberin kuvvetlidir. Ama çok bakmış. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Ezberin kuvvetlidir şimdi. Başta... Kim benim mi? Ne dedi aynısını söyle şimdi. Namusum ezberim kuvvetlidir. Yani valla onu tutsam ona söyle. Bir tane küçük. El alem bir aladana aldı. Aladana alandı da biz bir aladana alıp aladana alanamadık. Anlayan varsa beri gelsin. El alem bir aladana aldı, biz bir aladana alıp aladana alamadık. Ne? Ya böyle bir şey abi. El alem bir aladana aldı, aladana alandı da biz bir aladana alıp aladana alanamadık. Bu nasıl olacak? Ben gideyim artık, ne yapayım? Niye? Ne yapayım? Ne? Baksana neler... Şey duramayayım seni. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Söyle. Bundan bir şey çıkmaz. Ben şimdi size bir... Aynadım ben, senden yok abi. Senden bir şey ütemeyeceğiz. Şimdi Karslı'nın bir tanesi diyor ki işte bak şu paketi al, götür Kars'a babama ver. Diyor ki baba götüreyim vereyim paketi ama hele adresi nedir bu adamcağız, nerede oturur? Hı. Hangi sokakta, hangi caddede? Demiş bak şimdi tarif edeyim, iyi dinle beni. Demiş perse perse gidirsen Kars'e, orada var bir erse. Ersenin üstünde bir yapi, yapinin üstünde bir kapi, kapinin üstünde bir halka. Helkayı çelkele melkele. Oradan çıkar ihtiyar bir babu. Bıyıkı berikinden kabu. İşte odur benim ihtiyar babu. Bak ne güzel cevherler varmış. Çıkarmıyorlar meydana ya. Hadi Arif sen de çıkar bir tane. Ben fıkranı atayım. Aynı adamın. Eyvallah.
Şimdi bildiğimiz çift katlı yolcu otobüsleri piyasaya yeni çıkmış henüz. Temelle Dursun geliyorlar, memleketlerine gidecekler. Topkapı'dan otobüs biletlerini alıyorlar, biniyorlar. Şimdi iki tane yan yana koltuk boş bulunmadığı için Temel üst kata çıkıyor, Dursun alt katta. Otobüs yollanıyor. Neyse artık Gebze'yi geçiyor, Boğaz Köprüsü'nün Tuzla'yı falan. Tam İzmit'e yaklaşacakları sırada Temel bağırıyor yukarıdan aşağıya. Dursun diyor, nasılsın, yolculuk nasıl gidiyor? Dursun cevap veriyor. Ya diyor, çok kötü. Niye daha? Bir yanıma sarhoş oturmuş, ayakkabılarını çıkartmış, çorapları leş gibi kokuyor. Bir de kafayı omuzuma yaslamış, hor 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 sarhoş. Çok kötü. Bu sefer Dursun bağırıyor yukarıya. Temel diyor, sen nasılsın, yukarıda yolculuk nasıl gidiyor? Temel hemen cevap veriyor, hazır cevap. Ulan diyor, Allah'ına şükret, otur oturduğun yerde ben iki saattir diyor. Altıma kaçırmadığıma dua ederim korkudan. Niye daha diyor. Ulan niye olsun, bizim üst katta şoför möfer yoktur, Allah'a emanet diyor. Çok güzel. Gel Mustafa. Gel. Senden sonra bir tane ben söyleyeceğim. Tamam abi. Senden sonra. Ne söyleyeceksin bize Mustafa? Şimdi yine güzel bir ufak türkümüz var. Bu sefer hareketlenelim abi. Çiğ köfte. Ha efendim, bu çiğ köfte meselesi önemli bir meseledir. Bundan 1,5-2 ay sonra, yani bu program yayınlandıktan 1,5-2 ay sonra Tatlıses Lahmacunlar'a gidip, oradan isot dediğimiz o isotu Tatlıses fabrikasından biz Urfa'dan alıp getireceğiz. Burada sizlere satacağız. Sizlerden para kazanacağız. Ve sizlere kötü biber değil, iyi biber satacağız. Pahalı mal babam derdi ki her zaman ucuzdur. Çünkü kötü mal yersin mideye gider ameliyat edersin. İyi mal yersin miden rahat eder. Değil mi? Ucuz alırsın gidersin ameliyat mameliyat parası ilaç milaç, değil mi? Evet. Ha. Onun için isot meselesi önemli bir meseledir. Hele hele çiğ köfte tam önemli bir meseledir ki. Buradan sonra program bittikten sonra çiğ köfte yemeye gidiyoruz. Ve bu gece herkes çiğ köfte yapabilir bu türküden sonra. Buyurun. Evet. Çiğ köfte yoğurmuş, yoğura
yapalım. Tava demek yar yoktur. Emmim kızı gel otur. Üzüm kara çul yoktur. Dediğim çay içerim. Ah! Ya! Ah, derde düştüm, derde düştüm, çaresiz, çaresiz var. Ben düşmüşüm. Ben düşmüşüm bir ataşa, siz düşmeyin, yanarsız, yanarsız, yanarsız. Yani imdat, yani imdat. Ahım,
bahtım karalansa da. Yazmam pek yoktur. Senin de yoktur. Sen oku abla. Var canım, olmaz. Benden iyi okuyup yazar. Benim niye okuma yazmam yoktur kız? Var mı? Bak okusun da gör. Hadi oku. Nurper Ayşe Gülay'dan sevgilerle diyor. Hemşirelerinden. Hemşire bunlar. Teşekkür ediyoruz hemşirelere. Aa, çok hoş. Hem de nazar boncuk mu? Ne güzel. Al bakayım. Aa güzel. İboşova sevgilerle. Kız. Ne güzel yapmışlar bunu. Bayağı hoş yapmışlar. Aynı senin küpeye benziyor. Bunun küpesi bilirsin değil mi? Hiç uğraşmayacağım. Bunun babası, bugün... bunun babası gitmiş at malı çalmış buna küpe yapmış. Kim söyleyecek reklamı, konuşma fazla. Ben söyleyeceğim. Hamar abi şöyle. Oradan bakıldığında. Ben şimdi Antepçe söyleyeyim abi o zaman. İki dakika reklamlar. Şimdi Arif Susam bize bir uzun hava söyleyecek. Kendisi çünkü doğuludur, Elazığlıdır. Vallahi ben de hiç olmadım. Hani o pek şey olabilir, senin kadar biz uzun hava söyleyemeyiz. Estağfurullah ya. Vallahi billahi. Ne bileyim. Yarım sözlerim kibarım yar 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 yeter ağlatım beni vay tavernacıdan bu kadar uzun av olur daha başka yok Allah devam edelim Allah Kilo
bağlan yâre. Ağamın elinden paşamın elinden yeter kış demedim, yaz demedim, eğlendim. Kış demedim, yaz demedim, eğlendim. Rakı içtim, şarap içtim, sallandım. Ha canım sallandım. Rakı İçtim, şarap içtim, sallandım. Ha canım sallandım. Benim için artık benden sevda pas. Bundan sonra benim için sevda pas. Benim için eski tas eski hamam, a canım eski tas. Yine dünya eski hamam, eski tas. A canım eski tas. Canım sallandı. Rakı
Yine dünya eski hamam, eski tas. Acanım eski tas. Yine dünya eski hamam, eski tas. Acanım eski tas. Evet, üf, kendimize geldik vallahi ya. Yalnız işte sesim kısık, imanını anlamını şey ettiremiyorum, orkestrayı yönetemiyorum. Canım. Aa, harika bir şey bu ne? Yeşillerden gidiyoruz bugün. Tatlı ses lahmacun. Boyadan sevgiler. İnşallah, inşallah bu firmayı, bu armayı, şu baştaki armayı, baştaki arman ne olduğunu herkes belki bilmiyor ama hem idir, hem tedir, hem bir adamdır, hem de elinden mendil oynayan, mendil olan, folklor yapan bir adam. Yani bizim 17 senedir Tatlı Ses firmasının arması budur. Ne diler buna? Buna da esas adı nedir bununla? Patent işte. Ha, patent o ha. Tabii. Ondan ha. İnşallah 3 ay içinde Amerika'da, New York'ta göreceksiniz bunu efendim. İnşallah. Ha. Şimdi Arif'im. Tabii. Bize ne söyleyeceğim? Hareketli bir şey okuyayım o zaman. Hareketli bir şey söyle. Böyle fıkır fıkır olsun. Oynayalım, kıpırdı. Herkes oynasın yerinde. Bak gebertirim oynamasa Arif. Tamam. Oynamazlarsa ben ne yapayım ya? Evet, bir şey. O zaman sen öldün. Tamam. O zaman öldün Arif. Allah göstermesin ya. Bu an yazıktır ha. Nedir, ne söylüyorsun? Bu ne havalar? Bu ne havalar? Allah Allah. Hadi. Başıma vurdu, taştı sabrım, yetti kahrım, sana ne oldu? Aşk zamanı geldi geçti, bana hala geleceksin. Bu kadar naz fazla artık, olanlar oldu. Aman da yavrum, bu ne havalar, o tatlı bakışın beni yaralar. Çok alıştım, bak karıştım, uzun etme gel bu aralar. Aman da yavrum, bu ne havalar, o tatlı bakışın beni yaralar. Çok alıştım, bak karıştım, uzun etme gel bu aralar. Dayanamam yokluğuna, sakın gecikme. Zehir gibi işlemişsin yanan kalbime. Aşk zamanı geldi geçti, bana hala geleceksin. İnat etme, sana yandım delicesine. Aman da yavrum, uzun etme gel bu aralar. Şimdi sana az önce oyun havası çalarken bu kanun belaşı getti. İşte ben kanun çalmıyorum da ok çalarken. Sen ne çalıyorsun? Piyano, org, alto saks, tenor saksafon ve klarnet. Yani saksafon bayağı nefesli. Evet, bildiğim nefesli.
Klarnet. Tabii. Konservatuvardan klarnet. O zaman sen şimdi zurna da çalıyorsun. Yok, zurna yok. Sülo, zurna sen yok. Onun çaldırlarını çalabileyim sen? Yok, sülo çalamaz. Sülo çalamaz mı? Yok. Niye sen solunkini çalabileyim sen? Çalamam. Ya. Şimdi otur abi. Bu şeyi bana Allah aşkına anlat. İyi hocam. Bu ilk kimden çıktı? Merhaba, hoş geldiniz. Selahattin Bey. Aa, hanımı da eşi de yanındaymış falan. Yok yok yok. Yok. Ne öyle? Ona, öyle bir sen şey. De var öyle plakında bir tane. Kasetim var ama öyle Ahmet Bey hoş geldiniz, Mehmet Bey hoş geldiniz yok ya. Yani Yusuf, bütün herkes biliyor onu ya. Yusuf Bey mi? Yok yok yok. Ne öyle. Ne? Şimdi kasette. Aa, Şahin Bey siz de burada. Siz de buradasınız değil. Siz de buradasınız yok. Aa, bak çıkardılar. Şimdi biz şey yap. Aa, Nuri sesi güzel la burada. Bir şeyler gelsin bize bir tane ha. Bir şey söylesin. Tamam. Alkış yapalım. Tamam. Hayır, ne arıyor onu anlamadım. O zaman da eline öpeceğim. O zaman eline öpeceğim. Öpün onu. Öpün. Teker teker öpün. Hepinizin ağzına sağlık diyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Gözlerinden öpüyorum. Allah muvaffak olsun. Oturun çocuklar. Teşekkür ederim. Ben içimde söyle oğlum, söyle. İçimden geldi okuyacağım, söyleyeceğim birkaç kelime. Müsaade ederseniz tabii efendim. Evvela sizle birlikte olmaktan şeref duydum. Sevgili kardeşimi, yeğenimi dinlemek ayrı bir zevk benim için. Zaten devamlı zevkli izliyorum ve ondan çok şeyler de öğreniyorum bazen. İnanın buna, inanın. Estağfurullah. Şimdi her halk müziği öldü, bitti dedikodular çıktığı zaman bakıyorsun İbrahim Tatlıses. Bir parça tutur, iki parça, üç parça tutur senede. Bakıyorsun ki halk müziği gene başta. Allah ona uzun ömür versin. Devamlı böyle benim halk müziğini. Benim haricimde de. Tabii haricimde bak, de. Anlatacağım, onu da anlatayım. Bu da sevgi ve barış için anlatayım bunu. Bir bakıyorsun ki İbrahim Tatlıses iki, üç parça tuturmuş. Bakıyorsun Mahsun tuturmuş. Bakıyorsun Burhan tuturmuş. Bakıyorsun Mustafa Uğur kalktı. Ölmem mi beni taşlara vurun. Halk müziği ancak halk biter ölür, halk müziği de ölür. Halk müziği kimse öldüremez. Şunu sen kapıda ne söylesen abi. Bize bir tane kıyak yap. Bize programımıza bir neşe ver, bir muhabbet ver. Mesela o şey okuyayım, çiğküfteden bahs açılmışken. Yok, ne yok? Çiğküfteyi ne yapacağız? Nasıl çiğküfteyi? Ya millet bu gece iştahlandı, çiğküfte yaptılar. Mesela ağam çiğküfte oldu, bunu Türkiye'ye dünya duydu, dünya. Halen ölmemiş. Ağam çiğküfte... Yok, o değil ya, Urfa'ya mezel... Karıştırdım, Urfa'ya mezelden de o ya. Urfa'ya mezelden. Vay vay vay, babosa, Urfa'ya mezelden. Sol. Sol. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden. Vay, gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın, sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden.
düşer Urfa bir yana, düşer zülüf gerdana, düşer zülüf gerdana, düşer vay. Bu nasıl başbağlama, bu nasıl başbağlama, her gün bir yana, düşer günde bir yana, düşer. Güzelliğinin ve başarılarının hep devamını istiyorum Yüce Allah'tan. Allah razı olsun. Son nefesine kadar bu el burada kalsın, inmesin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Bütün kurtlar mı töktü? Vallahi kurt murt kalmadı. Sahav. Heh. Ne söyleyeceksin şimdi bize? Dere kenarından geçtim, savuk sularını içtim. Bu derde ben nereden? Bu derde ben nereden düştüm bilemem. Bilemem. Son iki, üç, dört. Bu derde ben nereden düştüm bilemem, 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 var bilemem. Bu derde ben nereden düştüm bilemem, 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 yar bilemem. Anlatmıştım. Gaziantep'i anlatmıştım ya. Hani demiş gibi Serkoğuş her taraf küllük, müllük, dolmuş herkesi. Böyle neyi söyledim o zaman? Ama hey! Dumanı oğlum Mahmut. Ha oğlum Mahmut. Cigerine vura. Bu da şimdi Serkoğuş. Bu darla ben neler düştüm. Ha, şimdi
Sahra teşekkür ediyoruz. Miçi. Evet abi. Ne söylüyorsun? Şimdi ölmem mi abi? Gel o dertliyi söyle. Ölmem mi? Ben taşlara vurayım. Tavda kanım sürüyüm. Ula bu türküyü söylerken Allah'ımı çarştı ula. Ula bu türküyü söylerken felekimi çarştı ula. Ula ula. Sizler.
Allah bu töreyi kimsenin başına vermesin diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gel Mustafa, gel. Ha. İşte böyle. Vallahi billahi. Ablam bir yandan orada ağlıyor biz. Şimdi tabii gülmesini bilmek kadar ağlamasını da bilmek lazım. Ağlamayan insan duygusuzdur, bilmem nedir demeyeceğim. Tabii olaylar önemlidir. İnsanın başından geçen olaylar önemlidir. Şimdi orada kardeşim diyor. Ben de 23 yaşında bir kardeşimi kaybettim. Aslanlar gibiydi. Allah nur içinde yatırsın. Başın sağ olsun. Yani öyle gelince insanın aklına tabii öre kardeş gidiyor. Ama hepimizin tabii gideceği yer aynı. Ne yapmak lazım? Kalp kırmamak lazım. İnsanı üzmemek lazım. İnsanları hakir görmemek lazım. Her şeyi olduğuna bırakmak lazım. İnsanlar doğuyor, büyüyor, yaşlanıyor ve ölüyor. Bazen de gençken de ölüyor. Yani eceldir bu. Allah sevdiği kulu yanına alır. Onun için onun işine kimse karışmasın. Zaten mümkün değil. Sen ne söyleyeceksin bize kardeşim şimdi? Ağladım da senden kurtuldum. Ağladım da senden kurtuldum. Ben bile otur orada sen. Bak. Bak. Ne söyleyeceksin şimdi bize Arif? Bir sabaha kadar okuyayım ben. Bir başka çöktün içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum ağladım sabaha kadar. Bu gece bir başka çöktün içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum ağladım sabaha kadar. Anılarına doğdu taşlı boş odam. Andıkça kanadı içimde yara. Sigaram, seni içtim durdum sabaha kadar. Bir an kulağımda çınladı sesin, ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretin. Gözümü yummadım sabaha kadar. Bir an kulağımda çınladı sesin, ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretim. Gözümü yummadım sabaha kadar. Anılarına doğdu taştı boş odam. Andıkça kanadı içimde yara. Bir hayalin vardı bir de sigara. Sabaha kadar anılarla doğdu
sigara. Sevgilisi var benim kollarım neden bomboş kaldılar?